Merhaba. Şimdi birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle nelerden bahsedeceğimi söyleyeyim. Hem sağlıktan bahsedeceğim hem de bakacağız, gidişata göre göreceğiz. Çünkü videonun çok uzun olması hoşuma gitmiyor. Hem editlerken zor oluyor hem de videolar artık eskisi kadar tercih edilen videolar değil. Şahsen ben de tercih etmiyorum. Elimde birden fazla video var. Yani depoladığım, önceden çektiğim video var ki elimde hazır olsun diye dedim. Sürekli video paylaşabileyim diye öyle videolar çekmiştim. Tabii izlenir izlenmez, orası artık kâfi. Severek yapıyorum çünkü. Severek yaptığım için hiç sıkıntı yok. Şu anda Rüdenscheid'e doğru gidiyorum. Ben Rüdenscheid'deyim zaten. Rüdenscheid'de birkaç tane kağıt kürek işim var. Onları halledeceğim. Şimdi ise otobüs durağına doğru gidiyorum. Bu arada bu yolun manzarasını çok seviyorum. Güzel bir doğa manzarası var. Genel olarak sevdiğim şey. Bir de ben hava soğuktur diye gittim, kalın giyindim. Altımda kazak, üstümde de pola. İnşallah terlemem. Ama buranın havaları belli olmuyor yani. Sıcak da olabiliyor, soğuk da olabiliyor. Yani güneş varken çok soğuk da olabiliyor. Ama güzel yani. Genel olarak güzel havası. Öncelikle ben normalde sporcuyum. Önceki videoda da söylemiştim. Normalde sporcuyum. Vücut geliştirmeyle uğraşıyorum. Toplamda 4 yıllık bir vücut geliştirme tecrübem var. Tabi arada boşluklar var mı? Arada boşlukları çıkarsak toplamda 4 yıl oluyor. Size manzarayı da göstereyim dedim hem. Dediğim gibi çok fazla profesyonel olduğumu iddia etmiyorum. Ama bildiğim, tecrübe ettiğim şeyleri yine sizle paylaşacağım. Her şeyden önce sağlığınıza çok dikkat edin. Çünkü ben bu sporu yaparken, yani bana bir şey olmaz gibi tarzı yaptığım için sporu, o zaman tabii hoca kontrolünde yapıyorum. Çok sevdiğim bir hocam var. Onun kontrolünde yapıyordum. Zaten herhangi bir endişe etmiyordum ama şimdi ameliyat olduktan sonra mecburen iyileşme süreci olarak bırakmak zorunda kaldım. Bu yüzden çok zorluk çekiyorum. Bundan dolayı hem spora gidemediğim için hem de vücut ağrılarından dolayı. Ekstra olarak da diz ağrım var, diz kapağı ağrısı. O da spordan gelme bir sorun. O da yürürken oldu. Normalde olmuyor, sıkıntı yoktu. Bir ara böyle video çekeyim derken bayağı bir yürümüştüm. O zaman oldu. Eyvallah. Şöyle de geçtik mi? Ekstra olarak buraya geçtiğim kaldırım başına geldiklerinde, geldiğim zaman daha doğrusu, durduklarında şaşırıyorum hala. Çünkü Türkiye'de maalesef durmaları gerekirken tam tersi eziyorlar. Birçok kez rastladım buna. Neyse. İşte en son yeni yıl günü. Yeni yıl gününden önce daha doğrusu. Yeni yıl gününden 3 gün, 2 gün önce benim yine karnım ağrıdı çok fazla. Dedim ki bu yine o normal ağrılardan bir şey olmaz. Aldırış etmedim. Ama gece uyutmadı. Bir gece uyutmadı ağrısı. Uyutmayınca bir gün daha bekleyeyim dedim, geçer. Ve geçmedi. Öbür gece de uyutmadı. İki gün uykusuz kaldım. Ve bir yerden sonra da fazla canım acımaya başladı. Üstüne apandis bölgem şişmeye başladı. Benim apandisim sağ taraftaydı. Önceden Türkiye'deyken doktora gidip baktırmıştım. İşte sorun var mı yok mu diye, film çekildiği zaman sağ tarafta çıkmıştı. Neyse, orası da şişti. Ama ben hala şey diyorum bir yandan. Hem yeni yıl günü, doktorlar olmaz. O yüzden hani gitmeyeyim. Zaten bir de pazar gününe gelmişti. Burada pazar günü resmi tatil. Çalışmazlar diye düşündüm bir de yeni yıl üstüne olunca. Ama tabii ki nöbetçi doktor illa vardır. Yine de dedim belki çalışıyorlardır. Neyse. Şiştikten sonra da yürüyemedim. Yani adım atamıyordum. Yataktan kalkamıyordum. Artık dedim ki hastaneye gitmeliyim. Yoksa gideceğim galiba. Başka yerlere. Sonra kalktım. Hastaneye gittik. İşte doktor çok hafif bir sıra bekledim. Çok az bekledim. 2 dakika, 3 dakika falan beklemişimdir hatta. Evet, çok bir şey beklemedim. Geldi aldı.
filmine bakıyorlar, herhangi bir şey çıkmıyor filmde. Röntgen mi deniyor, film mi deniyor, tam emin değilim. Çıkmıyor. Diyorlar ki kamerayla bakalım. Tamam, kamerayla bakın. Burak falan imzalattılar, birkaç izin istediler. Sonra da birkaç evraktan sonra da evrak imzaladıktan sonra da işte bir gün beni hastanede beklettiler. Bir gün hastanede bekletip saat kaçtan sonra hatırlamıyorum ama 12'den sonra mı? Ne? Saat 9'a kadar bir şeyler yiyebildim ama 9'dan sonra hatırladığım kadarıyla emin değilim. 12'ye kadar da sıvı tüketebilirsin dedi. Ondan sonra hiçbir şey yiyip içmemen lazım dedi. Ve ben de öyle yaptım. Sabah 6'da sözde beni ameliyata alacaklar. Tabii hiçbir şey yiyip içemiyorum. Sabah oldu. Sıramın gelmesini bekliyorum. Ama hala ameliyat olamadım. Çünkü sıram gelmiyordu. Önce acil olan ameliyatları alıyorlardı. Bir yerden sonra da açlıktan başım dönmeye başladı. Dedim ki bari sıvı tüketeyim. Hani sıvı bir şeyler içeyim, su içeyim, meyve suyu içeyim. Dediler ki tamam, biraz bir şey içebilirsin çok abartmadığın takdirde. Ben de harbiden çok abartmadım. Birkaç, belki bir bardak bile değildir, su içtim. Saat 12.30 gibi de ameliyata aldılar. Yanımda da, odada da yanımda da biri vardı. Bir amca vardı. Bütün gün onunla konuşmuştum. Çok iyi birisiydi. Hatta şöyle iyi birisiydi. Ben iki gün uyamadığım için hastane yatağı da zaten hani rahat olmadığı için de horlamıştım. Ondan sonra onu söyledi. Horladığımı söyledi gece boyunca. Ben dedim keşke uyandırsaydınız. Niye uyandırmadın? O da dedi sorun yok, herkesin başına gelir öyle dedi. Ben de ses yapabilirim dedi. Sen de yapabilirsin, sorun yok dedi. Alman bir amcaydı. Çok iyi bir insandı. Neyse 12-12.30 gibi ne ameliyata girdim ya da 1 gibi, tam hatırlamıyorum o saatleri. O amca da o gün de taburcu olacaktı. Neyse beni aldılar. İlk önce kıllarımı kesmek istediler karın tarafında. Ben dedim ki kendim keseyim. Daha iyi keserim. Huylanırım dedim siz keserseniz. Onlar da tamam daha iyi olur bizim için deyip verdi, kestim. Bir tane ameliyat önlüğü giydiriyorlar. Ameliyat önlüğünü giydim. Yatağa yatırdılar. O yattığım yatakta götürdüler beni. Üstümü örtüp. Sonra da burada da araçlar var. O teminden beri yol boyu full araç var. Satılık araçlar var. Ya fiyatlara bakmaya gerek var mı? Bence yok. Zaten birçok YouTube kanalında da görüyorsunuz. O yüzden hani benim tekrar tekrar göstermem gerek olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla bir değişkenlik yok. Sadece koronadan sonra biraz zamlar geldi. O kadar. Sonra beni o yataktan başka ameliyat yatağına yatırdılar. Yatırdıktan sonra uyuşturuyorlar. Ben de düşündüm, dedim ki acaba bel altı mı uyuşturacaklar, yani yarım vücut mu yoksa komple mi, inşallah diyordum komple uyuşturdular. Harbiden komple uyuşturdular şansıma. İşte iğneyi serüme doğru sıkarken, serüme mi koluma mı orayı tam hatırlamıyorum. O filmlerdeki sahne olur ya hani, yabancı film izlediğimizde hastayı bayıldı. Aynen öyle oldu. Bay bay deyip uyuşturdu. Sonra da kamerayla baktıktan sonra da görmüşler ki apandis biraz intihap tutmuş. Yani patlamış sanırsam. Öyle diyorlar. Çeviride öyle çevirdiler çünkü. Ve diğer organlarında bulaşmış, zehirlemiş sanırsam. Çünkü çeviride hep öyle diyorlar. Bana çeviride ne diyorlarsa ben de onları diyorum. Sonra apandisi görüyorlar, hemen alıyorlar. Aldıktan sonra da organları yıkıyorlar. Bakın burada bir araç var. Hoppa. Gösterdim. Bakayım şurada da bir araç var görürseniz. Neyse dedim ki mideme de bakın, benim midemde de sıkıntı olabilir dedim. Ama bakmamışlar apandisi görünce. Ekstra da kasık fıtığı çıktı. Ama böyle
ileri seviye değil, normal bir seviyede kasık fıtığı çıktı. İlk başta dediler onun için ameliyata gerek yok. Sonra dediler istiyorsan onun için de bir ameliyata gel dediler. Ama sporcu olduğum için bence gerek olduğunu düşünmüyorum. Sporla geçirebileceğimi düşünüyorum. Yani ilerletmem diye düşünüyorum. Özel hareketleri var onun da. Ondan sonra toplamda 5 gün kaldım hastanede. Her gün 10 euro yazılıyor. İşte hastanede kalım ücreti. Onu siz kendiniz ödüyorsunuz. Eğer tabii sigortanız yoksa bütün işlemleri siz ödüyorsunuz. Benim sigortam olduğu için ameliyatımı da sigorta karşılamıştı. Hatta 4160 euro tutmuştu ameliyatı. Ondan sonra da taburcu oldum, eve geldim. İşte bayağı bir süre dinlenme süresi, rapor. Bayağı hani böyle bir aylık bir rapor oldu, her hafta kontrol. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sanırsam çok fazla hasar vermiş organlarıma. Çünkü hala üstünden 5 ay geçmesine rağmen hala canım acıyor, ağır kaldıramıyorum. Zaten doktor da dedi 6 ay, 1 yıl kadar ağır kaldırma. Çok fazla iyileşsin orası dedi. Bu arada dikiş yok, yapıştırma yapmışlar. Dikiş yoktu. 3 tane kesik vardı. Hiçbirine dikiş yok, hepsine yapıştırma vardı. Şimdi o yüzden de spor yapamıyorum. Bir yandan da şu an yürürken de çok diz kapağım acıyor. Onun için de bir daha gideceğim hastaneye. Çünkü geçmedi bir aydan beri. İlaç. Bir yere kadar. Zaten sevmiyorum ilaç kullanmayı. Kısacası böyle. Yavaştan iyileşiyorum. Demem şu ki kendinize çok fazla dikkat edin bu konuda. Çünkü şu anda hem midemde, hem dizimde, hem ameliyatlı yerlerimde ağrı çekiyorum. Ve bunlar tabii bana gündelik yaşam tarzımda engel oluyor bir işler yaparken. Ne bileyim çok ağır kaldıramıyorum ya da şu anda çok fazla yürüyemiyorum. Şu anda bir de çok yavaş yavaş yürüyorum. Tekrardan hastaneye gideceğim zaten. Ama şunu anladım ameliyattan sonra. İnsan başına gelmeyince anlamazmış. Yani ilk gün yataktan kalkamadım. İkinci gün zar zor kalktım. Ve zar zor yürüdüm. O zaman anlıyorsun neyin ne olduğunu, nasıl olduğunu, sağlığın ne kadar önemli olduğunu. Tabii spor yaparken de abartmamak da gerekiyor. Ben biraz spor delisiyim. O yüzden bir tık abartıyorum. Ama tavsiye et. Çünkü eğer yarışmacı değilseniz, mesleğiniz sporla alakalı değilse, yani sağlıksal olarak sporunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü fazlası zarar sporunda. Örnek veriyorum. Hani çok fazla Hulk gibi kaslı olmak istersiniz. Ama yani doğal yollardan Hulk gibi kaslı olmak çok çok mümkün değil. İlla takviyeler, illa kimyasal ürünler kullanman gerekiyor. Ya doğal ürünler de yesen, işte yumurta gibi, tavuk gibi, et gibi doğal ürünler de yesen, bir yere kadar vücut sana bir yere kadar izin veriyor. Ve bir yerden sonra izin vermediği için ekstra artık hormon takviyeleri devreye giriyor. O yüzden normal işiniz varsa spora, sağlık amaçlı yapın. Ya benim tavsiyem bu, tabii gerisi size kalmış. Sonra siz acı çekeceksiniz. Ama yine de siz bilirsiniz tekrardan. Ama spor yapmak güzeldir. Yani hiç yapmamaktan iyidir. En kötü koşsanız bile, yürüseniz bile her gün bu size çok çok faydalı olacaktır. Kardiyo çok fazla kilo verdirmez. Ya kilo verme olayı da şöyle. Kardiyo yapmak kilo verdirir diyorlar. Günlük yediğin kaloriden fazla kalori verirsen kilo verirsin. Yediğin kaloriden daha az kalori harcarsan kilo alırsın. Yani kilo verip vermemek buna bağlı. Senin günlük ne kadar kalori harcadığın, ne kadar kalori aldığındır. Yani önemli olan. Bunları göstermek isterdim ama çok fazla bir şey yok. Normal. Yani Taksim gibi. Hatta Taksim'le bile yarışamazsın.
doğrusunu söylemek gerekirse burası. Normal bir yer. Ekstra olarak insanlar rahatsız olabiliyor. Kamerayla çekim yapıldığı zaman, telefonla çekim yapıldığı zaman. Çünkü hoş karşılanmayabiliyor, yanlış anlayabiliyorlar. O yüzden genelde insan nerede az varsa orada kamera açıyorum. Şu anda da bir yol üstündeyim ve buradan çok fazla insan geçmediği için, hem arka tarafta güzel olduğu için hemen açayım dedim. Güneş de güzel oluyor. Yani demek istediklerim bunlar. Ekstra olarak bir şey diyecek miyim? Ya sporla ilgili yine bir video yapacağım. Onunla ilgili konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ekstra. Çünkü çok değerli bir hocam var. Severim. Hala iletişimdeyim. İnşallah iyileştikten sonra da yine onunla çalışmak isterim. Bakalım o da isterse. Yani şöyle söyleyeyim. 4 yıl boyunca çok fazla hoca gördüm. Yani bu hoca kadar bana iyi gelecek bir hoca görmedim açıkçası. Kendisi asker eğitmeni zaten. Ve 5 ayda beni tam istediğim gibi yaptı. Yani 5 ayda ulaşamayacağım bir kas kütlesine büyüttü. Ekstra ulaşamayacağım bir güç sağladı bana. Çünkü çok tecrübeli kendisi de. Neyse bununla ilgili ayrı bir video yapacağım zaten. Sağlık konusuysa da böyle. Mutlaka dikkat edin kendinize ve sağlıcakla kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.